Şimdi Birleşmiş Milletler'in raporuna göre ülkemizde çok yüksek oranda bir engelli oranımız var, %13 gibi. Bunların %3,2'si de işitme engelli. Birçok alanda problemleri bulunuyor. Özellikle toplum içerisinde kendilerini kabul ettirmede sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü arzularını, isteklerini anlatamıyorlar, anlaşılamıyorlar. En büyük problemleri anlaşılamamak zaten. Kendileri birazcık mimiklerden veya durumun, olayın gidişatından bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı bir fikir edinebildikleri halde kendileri bize açılmaları gerektiğinde problem yaşıyorlar. Şimdi en büyük psikolojik problemlerden bir tanesi bir insanın zaten duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktaramamasıdır. Hal böyle olunca otomatikman kendi içlerine dönüyorlar. İçe kapanma başlıyor. Bu psikolojik sorunları daha da arttırıyor. Kendi fikrini beyan edememe, beyan etmek istememe, bazen işte kavramlarla ilgili bilgisi olmadığından dolayı bu sefer hiç konuşmamayı yeğliyor. Hal böyle olunca toplumdaki diğer bireylerle arkadaş olma, sosyal çevrelerde bulunma, işte konunun gidişatından haber olmama durumu ortaya çıkıyor. Bu durumda sağır birey otomatikman kendisi gibi sağır olan bireylere yöneliyor. Onlarla iletişim kuruyor. Çünkü işaret dilini onlar bildiği için, kendisi de işaret dili bildiği için en rahat onlarla anlaşabiliyor. Ama bu sefer kapalı bir kutu ortaya çıkıyor. Çünkü toplumdaki yeni normlar, yeni gelişmeler, yeni kavramlar gelişmeye devam ederken, ortaya çıkmaya devam ederken buradaki bu kapalı grup bunlardan bir haber durumda. Doğal olarak hayatı yakalayamıyor, toplum normlarını öğrenemiyor, bunlarla ilgili gelişmeleri takip edemiyor. En büyük problemi bu. Yalnız sağırlarla iletişim duyduğundan dolayı da eğer bazı sağırlar mesela kendini geliştirmek istiyorlar ama bunu beceremiyorlar. Çünkü kendisinden daha iyi bilene veya o konunun uzmanına sormak durumunda. Ama o uzman işaret dili bilmediği için onu anlatamıyor. Tabii ki ya da işaret dili biliyor ama işitme engellinin duyma probleminin çok yüksek olmasından dolayı eğer ortaokul, lise çağına veya üniversite düzeyine geçemediyse zaten birçok konudan bir haber. Kavramları bilmediği için o uzman her ne kadar işaret diliyle ona anlatsa da onun detayını çok uzun uzadıya örneklerle vermesi gerekebiliyor. Bunun için ya bir işaret dili tercümanına iş düşüyor. İşaret dili tercümanı olmaması durumunda tamamen konudan kopuyor. Çünkü kavram bilgisi eksik olduğu için. Bunun dışında eğitim hayatında gerçekten büyük problemler var. Yeterli okul bir kere yok. Okuldaki müfredatlar çok yetersiz. Yani duyduğum bazı şeyler var. İşte hala sağır kültürünü bilmeyen kişilerden dolayı o çocuğa nasıl bir yaklaşım yapılmalı, onunla ilgili problemler duyuyorum. İş böyle olunca ya okula gönderilmiyorlar ya da çok uzak yerlerde okula gitmek zorunda kalıyorlar. Veyahut en kötüsü kaynaştırma sınıfları. Yani 10 kişinin içerisinde, 15 kişinin içerisinde 3 tane, 4 tane sağır bir çocuk kaynaştırma sınıfıyla okula gönderiliyor ama bu da onlarda bu sefer okul travması yaratıyor. Çünkü işaret dili bilmeyen ya da çok az tek tük bilen bir hocanız var. O hoca aynı zamanda işaret dili bilse bile iki dilde birden eğitim veremeyeceği için birinden birine otomatikman konuşarak eğitim vermeyi tercih ediyor. Durum böyle olunca bu sefer oradaki çocuk sıkılıp otomatikman yani okuldan soğuma, uzaklaşma, eğitimi sevmeme gibi bir davranış içerisine giriyor. Bu otomatikman çocuğun daha çok içine kapanmasını sağlıyor. Çünkü belki o çocuk liseye, üniversiteye gidip hani iyi bir meslek edinebilecek, bir yerde faydalı birey olabilecekken bu sefer o okul travmasıyla hiç okula gitmek istemiyor. Onunla ilgili eğitim almak istemiyor. Bununla ilgili problemimiz var. İstihdam problemi en büyük problemlerimden bir tanesi. İşkur engelliler için olan dönem dönem toplantılar yapıyor. Buraya bütün işverenlerin
temsilcilerini gönderiyor engelli olsun diye, engelli bireylere istihdam sağlansın diye. Bilindiği üzere Türkiye'deki yasalar çerçevesinde belli orandaki çalışanınız varsa onun üstünde belli bir yüzdeyle engelli çalıştırma zorunluluğunuz var. Ancak bu zorunluluktan dolayı işletmelerin çoğu sadece bedensel engel çalıştırmayı tercih ediyor. Çünkü işitme engelli onu yapamaz, bunu yapamaz diye bir kanı var. Halbuki birçok şeyi yapabilirler. Mesela biz farkına vardık ki çok iyi onlardan gözlemci, danışman veyahut güvenlik görevlisi olabilir. Yani bir kameranın karşısına oturup bütün o güvenlik bandından geçenleri hepimizden çok daha iyi gözlemleyebilirler. Çünkü gözlem yetenekleri çok kuvvetli. Ancak tabii ki toplumda sağır kültürünü tam kavranamadığı için neler yapabilirler? Aslında birçok yerde onlara istihdam sağlanabilir konusu da şeyde kalıyor, havada kalıyor. Engelli çalıştırma zorunluluğunda mesela şöyle bir vaka vardı. Bir iş kura yine böyle bir toplantı sırasında iki tane işitme engelli arkadaşımı götürmüştüm. Bir tanesi konuşabiliyor yarım yamalak, bir tanesi hiç konuşamıyor. Ama işte bir bankaydı sanırım, işte bir ofis görevlisi lazım. Gittik görüşmek için masasına oturduk, dedik ki ne yapması gerekiyor? İşte hani dosyaları düzenleyecek, işte gelen evrakları dosyalayacak, işte gelen misafirlere kapıyı açacak, işte temizlikten çay, kahve servisi falan yapacak. Tamam yani hani iletişimin çok düşük düzeyde, hatta hiç gerekli bile olmadığı bir iş şeyi. Ama buna rağmen mesela karşı taraftaki o iş yerinden gelen temsilci şey demişti. Ya işte nasıl olabilir ki, hani nasıl yapacağız, ya bir şey olursa nasıl çözeceğiz falan gibisinden. Halbuki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na her an arayabilirsiniz. Orada mutlaka bir işaret dili bilen bir kişi bulunuyor. Bu böyle bir problemde yardımcı olabiliyor. Yani bu konuda birazcık tabii ki duyarlılığı arttırmak gerekiyor. Yaklaşık bir ay önce bir tercümanlık için çağrıldım. Bir işitme engelliyle, bir işiten bireyin araba kazasıyla ilgiliydi. Ama mesela işiten birey gerçekten çok duyarlıydı. Ben gitmeden daha Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı aramış. İşte İşitme engelli olduğu için nasıl bir tutanak tutulması gerekiyor, polisin gelmeden önce yeminli tercüman bulundurma zorunluluğu falan filan bilmediği halde bunları öğrenmiş ve ben gittiğimde çok şaşırmıştım. Ancak mesela gelen polis görevlilerini bile hani yeminli tercüman bulundurma zorunluluğu olduğunu bilmiyorlar. Ben yeminli tercüman dediğim zaman hani belki ben oradaki işitme engellinin arkadaşıyım. Belki doğru çeviri yapmıyorum. Belki şey hani benim yeminli tercüman olmadığımı sorgulamadılar. İşte ne demiş, ne olmuş anlat bakalım. Ben onun anlattıklarını çevirdim ama belki yalan yanlış çevirdim, belki doğru çevirdim. Hani bununla ilgili gerçekten toplumda bilinçlenme çok düşük. Aynı tarzda bir problem başka bir bankada yaşanmıştı. Bir işitme engelli birey bana ulaşıp işte bir şey geldi, bankadan bir mesaj geldi, bununla ilgili ne yapmalıyım dediğinde ben eve icra gitmek üzere olduğunu falan öğrendiğimde hani bankaya gidip ben bir an önce konuşmamız, bir yapılandırma yapmamız lazım dedim. Bankaya vardığımızda oradaki çalışan birey şeyi sorguladı. Ben üçüncü kişilere bilgiyi paylaşamayı yapamam ki çok güzel beklediğim bir şey bu. Sizin yeminlilik belgesini görmem lazımdı. Noterimi arayıp yemin belgemi göndermelerini rica ettim. Tabii ki şu soruyu da sormadan edemedim. Yani siz burada bu kişinin sorununa ilgili ben tercüme yapacağım zaman yeminli tercüman olup olmadığımın doğruluğunu sorguladınız. Ama kredi kartı verirken, kredi verirken, bu kadar borç verirken, bu kadar uzun sözleşmelerinizi imzalarken bir yeminli tercüman olup olması gerektiğini bilmiyorsunuz dedim. Ben ona yazdım. Anladın mı dedim. O da anladım dedi. Şimdi işitme engellilerinle ilgili yaşadığımız problemlerden bir tanesi de bu. Anlamadıklarını belli etmek istemiyorlar, eksikliklerini su yüzüne çıkmasın diye. Anlamasalar bile anladık diyorlar. Şimdi
işin içerisinde Türkçenin azlığı, hele hele banka terimlerinin hiçbirinin neredeyse işaret dilinde olmadığını göz önüne aldığımızda o işitme engellinin o bankacılık sözleşmesinin ne olduğunu anlama ihtimali yok zaten. Eve icra gelecekmiş. Mesela kredili mevduat hesabının nasıl çalıştığı ile ilgili hiçbir fikri yok. Mesela bunun mesela anlatılması gerekiyordu. Bak orada işte senin maaşın buraya yatıyor ama biz o maaşından senin borcunun şu kadarını her ay bu kadar taksitle alıyor olacağız. Onun için o taksit alınana kadar veya o kadarlık kısmı senin harcamaman gerekiyor. Orada hep bulunması gerekiyor ki biz bu taksiti alabilelim. Alamadığımız takdirde faiz ve ceza uygulaması neler oluyor? Bunların mesela çok iyi açıklanması gerekiyor. Bunun için işaret dili tercümanına ihtiyaç var. Yazarak hiçbir şekilde anlatılmış değil. Ancak tabii ki ne oluyor? Bununla ilgili gidip itiraz yaptığınızda, mahkeme açtığınızda da takipsizlik kararı alıyorsunuz. Yani aynı döngünün içerisinde dönüp duruyorsunuz. Aslında bu da genel problemlerin başında geliyor. Aile içerisinde problemler, mesela anne babanın ikisi de sağırsa çocuğunun büyümesiyle ilgili bir duygu problemi var. Çünkü iki farklı dünya gibi büyüyor. Onun işte ağladığını duymuyor, işte bir şey istediğini anlamıyor, duygularını aktaramıyor. Ne zamana kadar o çocuk işaret diline hakim olana kadar en azından o bölümü kaçırıyor anne baba olarak. Böyle bir problem var. Sağlık problemleriyle ilgili ciddi anlaşmazlıklar var. Doktor gelen işitme engelli bireyin hastalığını tam olarak anlayamadığı için, işaret edebilmediği için yanlış ilaçtan dolayı hayatını kaybedenler var. Bununla ilgili problem yaşayanlar var. Ya da bir sağlık raporu çıkartmak için 3 gün kendi derdini anlatmaya çalışanlar var. Böyle durumlarda işitme engelliler genellikle anne baba ya da bir yakınıyla birlikte hastaneye veya bir sağlık birimine gitmeyi tercih ediyor. Tabii bu durumda yanına aldığı arkadaşların sağlık terimleriyle ya da sağlık veya tıp bilgisinin ne kadar olduğunu da bilemiyorsunuz. Böyle bir durum olduğu zaman da sıkıntı oluyor. Özellikle mesela işitme engellilerin, aslında işitme engellilerin değil, bütün engellilerin belli başlı indirimleri, bazı işte toplu taşımaları, ücretsiz kullanımları gibi birçok şey mevcut. Normalde herhangi bir ağır bir hastalıktan dolayı 1 yıl veya 2 yıllık süreyle rapor alabiliyorsunuz. Ve o rapor sonucunda siz stoklu olarak 3 aylık ilaçlarınızı temin edebiliyorsunuz. Her senede bu raporunuz yenileniyor. Ama işitme engellilerin raporları zaten süresiz. Zaten doğuştan sağır oldukları için onların her sene ya da 2 senede bir tekrar bir ölçüm yaptırmaları gerekmiyor. Yani zaten o birey sağır olarak devam etti. Hani hastalığı daha iyi olabilir veya daha kötü, hastalığın seyrine göre ilacın durumunun değişmesi değişmemesi gibi bir durum söz konusu zaten değil. Ama hal böyle olduğu halde işte bir raporla ilgili bir şey çıkarttığınız zaman tekrar o hastanelerin odiometri bölümünden tutun da işte kulak burun boğaza kadar hani bu işitme engellileri çok yoran bir de sistem. Hani biz bile hastanelerde bir rapor çıkartmak için işte oradan oraya gitme durumumuz söz konusuyken işitme engelliler gerçekten bunu başaramıyorlar. O zaman da bu sefer işte hastaneye gitmeyelim. Hastaneye gittiğimizde yanlış ilaç alıyoruz. İşte burada problem yaşıyoruz söz konusu. Yani bir kan almayla ilgili şöyle bir bir örnek verebilirim. Mesela işte sırtında çıkan kızarıklıktan dolayı hastaneye gidip işte kan değerlerinin ölçülmesi gerekiyordu. O bakıldıktan bir hafta sonra daha derin bir araştırma istendiğinde işitme engelli birey şey sordu bana. 15 gün önce kan alınmıştı, şimdi neden bir daha kan alıyorlar? Ne gerek var ki eski alınan kanı kullansınlar diye. Yani orada da çok büyük bir bilgi eksikliği söz konusu. Bir şekilde hani elimizden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyoruz ama o öbür tarafta da duyan ve konuşan bireylerin sağır kültürünün bambaşka bir aslında dünya olduğunu ve onu hani kavramadıkça bunlar için çözümler üretmenin de çok zor olduğunu bilinmesi gerekiyor.
yasal olan haklarında ayrıca büyük problemler yaşıyorlar. Noterde, polis merkezinde, banka gibi yerlerde tercüman eksiği çok fazla. Demin anlattığım örnekten de orada tercüman olması gerekliliği bile bilinmeyebiliyor. Bundan başka işitme engelliler merak ettiği bir konuyu öğrenemiyorlar. Çünkü tüm sosyal medya, tüm kitaplar, tüm basılı malzemelerin hepsi konuşan ve duyanların anlayacağı, soyut dünyaya hitap eden şekilde yazılmış durumda. Onlar için ayrıca bunların hepsinin işaret diliyle videoya çekilmesi gerekiyor. Aynı durum üniversitelerdeki, engelsiz üniversitelerdeki eğitimle ilgili problemlerde de yaşanıyor. Yani engelsiz üniversitelere giren bir işitme engelli bilgisayar bölümünde 3 dersinden bir türlü geçemediği için mezun olamama gibi bir vaka vardı. Bu durumda ben bir dilekçe ile başvurdum. Hani nasıl yardımcı olabiliriz bu işitme engellimize diye. Sınıfta 3 tane işitme engelli olduğunu öğrendim. Gelen cevapta da işte biz bütün derslerimizi üniversite sistemine yüklüyoruz. Orada videolu olarak dersleri ve PDF dosyalarını şey yapıp hani oradan yardım alabilirler dediklerinde ben bu sistemin aslında benim gibi burada oturan bir öğretmenin bu dersi anlattığını, yan tarafta da PDF dosyasının yazılı olarak geçtiğini gördüm. Halbuki bu derslerin hepsinin işaret diliyle videosu olunması gerekiyordu. Ayrıca bütün yurt dışındaki bütün uygulama, dünyadaki diğer uygulamalarda olduğu gibi bütün sınavların işaret diliyle yapılması, bütün seçeneklerin işaret diliyle verilmesi ve cevapların da işaret dili kayıt altına alınarak daha sonra gerekli kurum tarafından incelenerek hesaplama ve başarı durumunun ölçülmesi gerekiyordu. Halbuki yani üniversiteler bundan bir haberler maalesef. Yani engelsiz üniversite olması, şimdi elbette her branş öğretmeninin bir üniversitede işaret dili bilmesini beklemiyoruz ama bütün üniversitelerde bir tane işaret dili rehber öğretmeni veya tercüman bulundurmak ve derslere iki tane branş öğretmeniyle birlikte girmesi aslında çok kolay bir çözüm. Branş öğretmeni orada matematik veya İngilizce veya ne anlatacaksa o konuyu anlatacak. İşaret dili çevirmeni de kaynaştırma sınıfındaki işitme engelli öğrencilere konuyu anlatacak. Ondan sonra şimdi çoktan seçmeli veya test usulü bir sınav yapamazsınız işitme engelliye. Çünkü oradaki soruları işaret dili mantığında sormanız lazım. İşaret dili yazılı bir dil değil. Mecburen onları da işaret dili videosuyla sorarak çözümlemeniz gerekiyor ve bu şekilde ölçme ve değerlendirme yapılması gerekiyor. Burada çok büyük bir problem var. Telefonu kullanamamaları en büyük engel. Yani bir tane GSM operatörü, evet böyle bir uygulaması var. Aradığınız zaman aradığınız kişi işitme engellidir. Lütfen kendisiyle mesaj yoluyla iletişime geçiniz diyor. Ama bunu sadece bir GSM operatörü yapıyor. Hani diğer bir sürü sağlık kuruluşunu randevu almak için arayabilirsiniz. Başka bir televizyon kuruluşunu arayabilirsiniz. Bir gazeteyi arayabilirsiniz. Bunların işaret diliyle ilgili hiçbir çalışmaları yok. İşaret diliyle yine böyle bizim çalışmamız var engellilere yardım konusunda dediğimiz başka bir firmayı 5-6 kere genel merkezlerinde 3-4 kere görüntülü arama yoluyla kendilerini aramaya çalıştığımız halde hiçbir şekilde karşımızda bir yetkili bulamadık. Sorduğumuzda da işte o yetkilimizin çalışma saatlerinin farklı olduğunu o zamana denk geldiğimiz konusunda cevap aldık. Yani bir bankanın şu anda bir şey başlattığını biliyorum. Tüm ATM'lerinde işaret dili görüntüleme sistemiyle işaret dilini algılayıp oradaki bütün seçenekleri işaret diliyle yapabiliyorsunuz. Mesela bir ATM'ye gittiğiniz zaman para çekip yatırma işlemi yapacağınız zaman genel butonlarınız var. İşte para çekme, para yatırma falan dediğiniz zaman orada sizi yazılı olarak
uyarıyor. Şimdi kartınızı yerleştiriniz. İşte şimdi şu seçeneğe başınız. Kaç para çekeceğiniz gibi. Mesela bunun uygulamasının bir videosunu paylaşmıştım. Portekiz'de diller arasında işaret dilini seçiyorsunuz ve size bir avatar çıkıyor ve onunla ilgili bütün orada yazılanların hepsini işaret diliyle anlatıyor. Mesela bunu yapmak çok zor bir şey değil. Bankacılık sektöründeki en büyük problemin en azından %20'sini, %25'ini bu şekilde aşabilirsiniz gibi bir düşünceye sahip. Bunların hepsinin için bir çözümü elbette var. Çözümler için ilk başta yapılması gereken işitme engelli kültürünü iyice ve yeterli düzeyde kavramaktan geçiyor.